merhabalar. Haftalık grup toplantımıza hoş geldiniz. Şengal'de Ezidi kadınların yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Orada bir kadın kırımı, cinsel saldırı, her türlü savaş zulmü yaşandı. Ve geçen yıl Avrupa Konseyi'nde Ezidi bir kadın olan Nadia Murat'a oradaki varlığı, mücadelesi için ödül verildi. Ve ödülü alırken Nadia Murat, ödül değil, savaşların önlenmesini, bu kırımların önlenmesini istediğini ifade etti. Evet, kadınlar ödül istemiyorlar ve savaş istemiyorlar. Biz aynı şekilde Şengal'de olanların Güney Kürdistan'da da yaşanmasını, IŞİD zihniyetinin yeniden hortlamasını asla istemiyoruz. Bugün yine müftülük yasası diye anılan torba yasaya karşı da kadınlar sokaklarda. Kadınların seslerine kulaklarını tıkayan ve onlarla inatlaşan hiçbir iktidar kazanamaz. Bugün hem savaşa hem ayrımcı yasalara karşı mücadele eden tüm kadınları canı gönülden selamlıyorum. Grup toplantımıza katılan keskli kadın arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere grup sözcümüz Sayın Osman Baydemir'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, grubumuzu onurlandıran, güç veren, destek veren, heyecan veren siz saygıdeğer misafirlerimiz, yoldaşlarım, ekranları başında bizi izleyen milyonlarca yurttaşımız, yüreği barış için, özgürlük için, onurlu bir gelecek için çaba sarf eden kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, özgürlük ve onurlu bir barış aşkıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Müsaadenizle tam da HDP'nin fikriyatına, HDP'nin bakış açısına ve bütün insanlık için değerler savunuculuğuna bir saldırı gerçekleşti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Safari Oteli'nin mıntıkasındaki saldırıda en az 276 can hayatını yitirdi. Bir kez daha kınıyoruz. Bir kez daha lanetliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun ve hangi zihniyet tarafından sivillere ve yaşam hakkına saldırı olursa olsun HDP ilkesel olarak onun karşısında durmaya devam edecektir. İşte HDP bu ilkeyle, HDP bu bilinçle 14 Ekim'de 5. yılını geride bıraktı. Tamı tamına 5 yıl boyunca HDP geçmişten almış olduğu ferasetle, mücadele deneyimiyle eşitlik, özgürlük ve onurlu barış bayrağını çok daha yüksek bir yerlere taşımanın haklı gururunu ve onurunu şu anda yaşıyor. Değerli kardeşlerim, ne diyorlardı? Bunlar asla yan yana bile duramazlar. Bunlar birbirine selam bile veremezler. İşte yan yana duramazlar dedikleri, birbirine selam veremez dedikleri Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en çoğulcu emek ve demokrasi blokunu oluşturdu. Bugün HDP'nin paradigması, HDP'nin fikriyatı bu ülkenin içerisinde bulunduğu bütün girdapların aynı zamanda çözüm kapısı, çözüm adresidir. Bir kez daha açığa çıktı ki bu ülkede artık İki siyaset var. Bu ülkede artık iki siyaset çizgisi var. Bir tanesi
HDP, bir diğeri de diğerlerinin tümüdür. Bir tanesi eşitliği, özgürlüğü, birlikte yaşamı, çoğulculuğu savunan HDP, bir diğeri de tekçilikte, mezhepçilikte, olağanüstü hal rejiminde, sınır içi ve sınır dışı operasyonlarda gelecek istikbal hedefleyenlerdir. Bir kez daha açık yüreklilikle ifade etmekte büyük bir fayda görüyoruz. Sadece ve sadece 2 yıllık zaman dilimi içerisinde başta eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, bileşenimiz olan belediye başkanlarımız, neredeyse sayıları 4000'i, 5000'i bulan aktivistlerimiz tutuklanarak cezaevine konuldu. Dünyanın hangi yerinde bir siyasal hareket bu kadar büyük bir zulme, bu kadar büyük bir baskıya maruz kalırsa emin olun ki o hareket dağılır. Emin olun ki o hareket sesini çıkaramaz. Düşünün, bugünkü bu ülkeyi yöneten iktidara bakın. Eğer eş başkanları tutuklanıp cezaevine konulmuş olsaydı, eğer belediye başkanları tutuklanıp cezaevine konulup yerlerine kayyumlar atanmış olsaydı, ne olurdu? Hangi akıbeti yaşarlardı? Ben size söyleyeyim, çil yavrusu gibi dağılırlardı. Peki HDP neden dimdik ayakta? HDP neden her şart ve koşulda sözünü, önermesini, eleştirisini ısrarla, inatla ve kararlılıkla ortaya koyuyor? Çünkü HDP gücünü haktan ve halktan alıyor. Sırtını hakka ve halkına dayıyor. Haktan ve halktan şaşmayanlar, konjüktür ne olursa olsun, inişler olur, çıkışlar olur, zorluklar olur, zahmetler olur, kimilerine göre kayıplar olur, kimilerine göre kazanımlar olur. Ama ila nihayet pirim, hak yolunda mutlaka menzile ulaşılır. Bir gün gelecek, mutlaka HDP ile bu ülke bütün farklılıklarıyla menzile mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. Bakın 348 gündür eş genel başkanımız cezaevinde. 348 gündür eş genel başkanımız, milletvekillerimiz rehin tutuluyor. Parti sözcüğümüz, hatırlarsanız parti sözcüğümüz rehin tutulmuştu. Ve büyük bir onurla, büyük bir gururla şu kürsüde, sizlere hitap ederken, milyonlara hitap ederken şunu ifade etmiştim. Ne olursa olsun HDP mutlaka bu bayrağı yere düşürmeyecektir. Bayrağı yere düşürmedik. Onurla taşıdık. Sizlerin sayesinde, halkın vicdanının sayesinde, çabasının sayesinde, sahip çıkmasının sayesinde parti sözcüğümüz bugün artık özgür. Olması gereken yerde ve olması gereken yerde olacak. Nasıl ki gururla ve onurla o bayrağı aldıysak, müsaadenizle bugün gururla ve onurla Merkez Yürütme Kurulumuzda parti sözcülüğü bayrağını bir kez daha esas taşıyıcısı olan, adı gibi Ayhan, soyadı gibi Bilgen olan arkadaşıma devretmenin haklı gururunu, haklı onurunu yaşıyorum. Ne diyorlardı? Eş genel başkanımız rehin tutulduğunda yargılayacağız diyorlardı. Niye tutukladınız o zaman? Efendim yargıya gelmiyorlardı diyorlardı. Yargılamaya gelmiyorlar diyorlardı. Bakın yalan. Tamı tamına 348 gündür eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyada yargılama yapılmadı. Götürüldü, getirildi, talimatlarla, zorla, tehditle, şantajla en son 7 Aralık tarihine duruşma günü verildi. Bakın, 7 Aralık tarihine duruşma verildi. Ama bitmedi. 7 Aralık tarihinde de duruşmaya Demirtaş getirilmeyecek. Neden?
Segbis de ifadesine başvurulacak. Neden? Çünkü yargılamanın olmasını istemiyorlar. Çünkü o mahkemede 7 Aralık duruşma salonunda yargılananın Demirtaş olmayacağı, yargılayanın Demirtaş olacağını çok iyi biliyorlar. Ama hiç şüpheleri olmasın. Bir gün mutlaka milyonların vicdanında yargılanacaklar ve mahkum olacaklar. Hiçbirinizin şüphesi olmasın, yargılanacaklar ve mahkum olacaklar. Çünkü hak olan, hakaniyet olan, adalet olan budur, bunu gerektirir. Bir siyasi partinin lideri, milletvekili muhalefet ettiği için, farklı bir çıkış yolu önerdiği için, daha açık bir ifadeyle krala çıplak dediği için rakipleri tarafından şu anda zindanda tutuluyor. Hiç bir kimsenin şüphesi olmasın. Krallar çıplaklığından haya edinceye kadar bu grup, bu parti kral çıplak demeye devam edecektir. Bütün bu baskı, bütün bu politika, bütün bu kısır döngü içerisinde HDP adeta var olma mücadelesini başardı. Şimdi yeniyi inşa etmenin arifesindeyiz. Yeni bir çıkışı sağlamanın arifesindeyiz. Bakın, Erdemliler hareketi olarak yola çıktılar. Ne diyorlardı? Yoksullukla, yoksunlukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele etme üzerine kurulu bir Erdemliler hareketi olarak AKP kendisini tanımlıyordu. Erdemliler hareketinden şimdi Rantiyeciler Partisi'ne dönüşmüş bir siyasi akımla karşı karşıyayız. Seydam da burada, şu anda karşımda. Şefaat ya Resulullah'tan amentu billah, o benim de desturumdur. Şu anda cami avlusunda ihale pazarlığına dönüşmüş bir siyasi akımla karşı karşıyayız. Bütün bu baskı politikaları, çok açık ve ne söylüyorum, onlara kaybettirdi. Sahip oldukları ve savundukları bütün değerleri çiğnediler. Topluma değer yargısı olarak vermiş olduğu bütün değerlere düşmanlık ettiler, düşmanlık ediyorlar. Ve şimdi de bütün bu yozlaşmayı, bütün bu kirlenmeyi, bu kaybetmişliği gizlemenin bir aracı olarak, bir perdeleme aracı olarak çareyi, yegane çareyi içeride ve dışarıda savaş politikalarında görüyorlar. Bizi ekranları başında izleyen kardeşlerim, bu iktidar tamı tamına en az ama en az 3 yıldır sizi ırkçılık şerbetiyle zehirliyor. Savaş politikalarıyla, içeride ve dışarıda kutuplaştırma politikalarıyla gerçeğe ulaşmanız önünde engeller, bariyerler oluşturuyor. Öyle bir noktaya geldi ki sadece ve sadece kaynağınızdan, ekonominizden, paranızdan olmuyorsunuz. Çocuklarınızın altından da çok daha değerli olan çocuklarınızın hayatından oluyorsunuz. İşte bütün bunlara dur demek hepimizin aynı zamanda insani, ahlaki, vicdani görevidir. Bu yük onurlu bir yüktür. İtiraz etme yükü onurlu bir yüktür. Biz bu yükü taşımaktan, bu bayrağı taşımaktan miskali zerre kadar gocunmuyoruz. Türkiye halklarının tamamını bu onurlu yükü taşıyıcısı olma çağrısında bulunuyoruz. Gelin hep birlikte omuz verelim. Hep birlikte bir kez daha bu ülkede birlikte yaşamın mümkün olabileceğini mücadelemizle ortaya koyalım. Gelin bu ülkede bir kez daha savaşın çıkar yol olmadığını, başka bir çıkış yolunun olduğunu bir kez daha mücadelesini ortaya koyalım. Gelin bir kez daha çözümün, çarenin toprağa bedenleri defnetmekten geçmediğini, ırkçılıktan, faşizmden, mezhepçilikten geçmediğini, çoğulculuktan geçtiğini,
bir kez daha hayat bulması için mücadelesini ortak kulvarlarda, ortak platformlarda verelim. Düşünün, AKP'ye oy vermiş, gönül vermiş kardeşlerime çağrımdır. Düşünün, siz bir siyasi hareketi, bir partiyi mecliste çoğunluk partisi haline dönüştürdünüz. Yetmedi, meclisin bir diğer siyasi partisiyle de koalisyon kurdular. Şu anda neresinden bakarsanız mecliste 367 sandalyeye şu veya bu şekilde hükmediyorlar. Bir siyasi parti, bir hükümet hem anayasayı hem yasayı değiştirme gücüne neredeyse sahip olan bir hükümet neden olağanüstü hal rejimine ihtiyaç duyar ki? Zaten dilediğiniz yasayı demokratik zemin içerisinde parlamento koşulları içerisinde zaten geçirebiliyorsunuz. Parlamentonun çoğunluğu zaten sizde. Neden parlamentoyu işlevsiz hale getiriyorsunuz? Neden parlamentoyu da aynı zamanda bir noter kurumu haline dönüştürüyorsunuz? Ne diyor? Ne diyor AKP Genel Başkanı? Toplumun, milyonların gözünün içine içine baka bugüne kadar terör örgütleri ve mensupları dışında o halden zarar gören hiç kimse olmamış diyor. Bu hadi yalan. Yalan. Bu bir yalan. Bakın. OHAL ilanı darbesinden bugüne değin. Neredeyse meclisten 28 tane kanun hükmünde kararname geçti. Ve anayasaya göre bu kanun hükmünde kararnamelerin meclisin onayından geçmesi gerekiyor bir ay içerisinde. Bu kanun hükmünde kararnamelerin 28'inden sadece 5 tanesi zamanında meclisin iradesine sunuldu. Çünkü demokratik rejim içerisinde, demokratik zemin içerisinde savunabilecekleri bir uygulamaları kalmadı. Savunabilecekleri bir değerleri kalmadı. Ancak zor aygıtlarıyla, ancak yasak aygıtlarıyla sadece ve sadece ömür uzatmanın çabası içerisindeler. Oysa ki zor aygıtıyla, baskı aygıtıyla, demokrasi dışı yöntemlerle ömür uzatmak sadece ve sadece bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin çocuklarına, gençlerine, değerlerine ihanetten başka bir şey değildir. O halde gelin bir kez daha hep birlikte bu rejimin neleri öngördüğünü ve neleri bu toplumdan aldığını bir kez daha iş dışarı edelim. Gerçekten Türkiye'nin çıkarı olağanüstü hal rejiminde mi? Bakın şu ana kadar kanun hükmünde kararnamelerle en az 300 değişiklik yapıldı kanunlarda. O değişikliklerin tamamını, bu 300 değişikliğin tamamını normalde parlamento işleyişi içerisinde de geçirilebilirdi. Neden? Neden yapmadınız bunu? Çünkü parlamentoda tartışıldığında muhalefet konuşacaktı. Muhalefet eleştirecekti. Televizyonlar bunu yayınlayacaktı. Ve toplumun vicdanına ulaşacaktı. Toplumun vicdanına, toplumun aklına ulaşmasın diye kanun hükmünde kararnameler cumhuriyeti haline dönüştürüldü. Bu cumhuriyet AKP'nin son 3 yıllık iktidarı döneminde. Bakın. O halin uzatılmasının ve o halin gerekçelendirilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de açık söylüyorum ha, suçların üstünü örtmek ve suçluları yargıdan muaf tutma girişimidir. Sadece olağanüstü hal dönemi içerisinde değil, olağanüstü hal döneminden çok önce, yıllar önce işlenen, insanlığa karşı işlenen suçların sanıkları yargılandılar, ceza aldılar, hükümlü oldular, cezaevine girdiler, şimdi bir kez daha salıveriliyorlar. Adeta kendi varlık sebebine, kendi varlık söylemine de birer saldırıdır. Ülkenin kendisi bir cezaevine dönüştürülmüş durumda. Neredeyse bugün bu ülkede 300 bini aşkın cezaevinde
insan var. Cezaevlerinin kapasitesi ise 180 bin civarı. Sadece cezaevleri mi? Hayır. Sadece cezaevleri değil. Dışarıdakiler de cezaevinde. Ülkenin kendisi bir cezaevine dönüşülmüş durumda. Bakın 185 gazeteci, basın yayın kuruluşu temsilcisi şu anda cezaevinde. Dünyanın hangi ülkesinde olursa bu demokrasi olarak tanımlanmaz. Bu baskıcı totaliter bir rejim olarak tanımlanır. Dünyada kayyum atanana tek bir ülke var. Tek bir ülke. O da AKP'nin Türkiye'si. Sanırım Bağdat rejimi de AKP'den ilham aldı, Kerkük'e kayyum atadı. Bu yöntemle hiçbir sonuç elde edilmedi ve hiçbir sonuç elde edilmeyecek. Bakın, 113 bin insan olağanüstü hal rejimi içerisinde ekmeğinden, aşından edildi. Hani rızkı veren Allah'tı, amentu billah. Rızkı veren Allah'sa, amentu billah. Sen niye insanları açlıkla terbiye etmeye çalışıyorsun? Bir suç isnadıyla birisi tutuklandığında neden onun eşini, onun kardeşini, onun amcasını, onun yeğeni de onunla beraber cezalandırıyorsun? Bu hukuk değil. Bu adalet değil. Bunun adı olsa olsa kindarlık rejimidir. Kindarlık rejiminin eninde sonunda sahiplerine döneceği aşikardır. Bütün bu siyasi fay hatları yetmiyormuş gibi her gün yeni bir siyasi fay hattı yaratma, üretme konusunda da mahirler. Bakın, 2 yıl boyunca bu ülkede bu ülkenin evlatları Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünnisi, Ermenisi, Asuri, Süryanisi hayatını yitirmediği bir süreç yaşadık biz. Cumhuriyet tarihinin en kıymetli deneyimiydi bu. Bunun mimarlardan bir tanesi de, çok açık söylüyorum, AKP Genel Başkanı Erdoğan'dı. Bir diğer mimarı da Sayın Öcalan'dı. Bakın, bu devlet, bu ülke bir hukuk devleti midir, değil midir? Birisi çıksın açıklama yapsın. Ben soruyorum. Hukuk devleti midir, değil midir? Kanun var mı, yok mu? Neredeyse 2 yıldır Sayın Öcalan ailesiyle görüştürülmüyor. Avukatlarıyla görüştürülmüyor. Bunun anlamı nedir? Tecrit. Peki tecrit nedir? İşkencedir. Peki işkence nedir? İnsanlığa karşı suçtur. Bir kez daha yüksek sesle buradan haykırıyoruz. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Herhangi bir hükümlü ailesiyle her ay görüşme hakkı var mı yok mu ey Adalet Bakanı? Vasisiyle görüşme hakkı var mı yok mu ey Adalet Bakanı? Neden görüştürülmüyor? Ve çünkü şu anda toplumda çok açık söylüyorum, çok derin bir kaygı, çok derin bir infial duygusu var. Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz. Eğer bu bir kabile devleti değilse, eğer miskal-i zerre kadar hukuk varsa, hukuk kalmışsa, o zaman gereğini yapın. Berhemehal, hemen bugün ailesi, avukatları ve veya bir heyet derhal görüşmelidir. Ve bu ülkenin kurtuluşu için, bu ülkenin selameti için hepimizin, herkesin hayrı tecritte değil, özgürlüktedir. Çatışmada değil, diyalogtadır. Ölmekte ve öldürmekte değil, müzakerededir. Bütün Orta Doğu coğrafyasını kasıp kavuran bütün bu süreçlere baktığımızda tarih yeteri miktarca
deneyim yeteri miktarda akıl, fikir vermektedir. Denenmiş, sınanmış, sonuç alınmamış bir yolda ilerlemek sadece ve sadece bu ülkenin evlatlarına ihanettir. Demokratik değerlere ihanettir. Bakın şu anda olağanüstü hal rejimiyle yeni bir süreç başlattılar. Yeni bir devlet nizamı kuruyorlar. O yerli ve milli dedikleri devlet nizamı çok açık ve ne söylüyorum ha, faşizmdir ha, faşizm. Güvenlik soruşturması meselesi. Bakın bir çaycı ha, bir çaycı iş başvurusu yaptığında olağanüstü hal rejim koşullarında o çaycının güvenlik soruşturması en az 3 ay sürüyor. Ve sonra da kendisine gelen beyan aynen şöyle oluyor. Hakkınızda yapılan güvenlik soruşturması sonucu atama işleminizin yapılamayacağını bilginize sunuyoruz. Peki buna ilişkin bir itiraz mekanizması, bir başvuru mekanizması var mı? Hayır, yok. Başvurabileceği bir mekanizma var mı? Hayır, yok. Peki bu güvenlik soruşturmasının temel dayanakları ne? Eğer siz, açık söylüyorum, AKP üyesiyseniz güvenlik soruşturmanız hemen bitiyor. Ama eğer siz MHP üyesiyseniz, ÖDP üyesiyseniz, Devrimci Parti üyesiyseniz, eğer siz HDP üyesiyseniz, siz güvenlik soruşturmasına takılıyorsunuz. Eğer siz memursen üyesiyseniz, buradan da açık söylüyorum, hiçbir sorun yok. Ama siz KESK üyesiyseniz, güvenlik soruşturmasına tabi tutuyorsunuz. Peki hangi aklı başında devlet yurttaşları arasında bu ayrımı yapar? Her siyasi parti en doğal hakkıdır iktidara talip olmak. HDP de iktidara taliptir ve HDP iktidar olacaktır. Ha, hiç şüpheniz olmasın. HDP bu ülkede iktidar olacaktır. HDP bu ülkede hükümeti kuracaktır. Ama HDP miskali zerre kadar bunlara benzemeyecektir. Adaletten şaşmayacaktır. Vicdandan şaşmayacaktır. Hukukun üstünlüğünden şaşmayacaktır. Emeğin alın terinden şaşmayacaktır. Din ve vicdan hürriyetinden şaşmayacaktır. Ve günü geldiğinde, günü geldiğinde halk iktidar bayrağını HDP'den almak istediğinde HDP buna başımız gözümüz üstüne deyip bayrağı nasıl onurla taşıdıysa onurla halkına teslim etmenin de heyecanını yaşayacaktır. Demokrasi dediğimiz budur. Çoğulculuk dediğimiz budur. Birlikte, eşitçe, özgürce, kardeşçe yaşatmak dediğimiz husus da budur. Öyle bir noktaya geldi ki artık bu ülkede kitaplar yasaklanıyor. Faysal Dağlı'nın Brakuji, Aytekin Gezici'nin Kürt Tarihi, Fehim Taştekin'in Rojava Kürtlerin Zamanı adlı kitapları yasaklandı. Artık örneğin Rojava kitabı herhangi bir yerde alınırsa suç delili kapsamına konuluyor. Peki bu kitapların ortak özelliği ne? Hepsi Kürt sorununa dair belirlemeler, tespitler, önermeler içeriyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Okursunuz veya okumazsınız. Kitaba düşmanlık ancak ve ancak kitapsızların işidir. Bizim buradan bir çağrımız var. Kitaba düşmanlık etmeyin. Sizin de bir kitabınız olsun. Okuyacak bir kitabınız olsun. Hadi diyelim ki zamanınız yok, yazamıyorsunuz. Tamam, anlaşıldı, yazamıyorsunuz. Zamanınız olmadığı için yazamıyorsunuz. Başka bir şey de değil. İroni niye yapmıyorum ha? Ya bari okuyun. E baba zamanım yok, okuyamıyorum diyorsunuz. E danışmanlarınıza söyleyin, özetini çıkarsın, özetini okuyun bari. Ve bir kitap var ki hakikaten esaslı bir kitap. Ve bir kitap var ki Seher isimli. Ve bir kitap var ki adeta özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, bir arada yaşamın, kadın erkek eşitliğinin
bir seher vakti bu ülkede hakim olacağının müjdesini veren kitap. Bu kitap ne oldu biliyor musunuz? Çok şükür bu kitap henüz yasaklı değil. Ama bu kitap şüpheli bir kitap. Bu kitap bünyesinde şifreler barındırıyor olabilir. Gerekçesiyle cezaevine alınmadı. Nereden biliyoruz? Yıllarca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte Diyarbakır halkına hizmet etmenin onurunu yaşamış olduğum kardeşim, yoldaşım İhsan Uğur Elazığ cezaevinden Ahmet cezaevine nakli sırasında cezaevinin girişinde bu kitap şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açabileceği gerekçesiyle alınmadı, verilmedi. Sadece bu kitap mı? Sadece bu kitap da değil. Sıkı durun. Medeniyetler ve Şehirler kitabı da alınmadı. Niye mi? Yazarından bağımsız olarak, kitabın isminden dolayı, Medeniyetler isminden dolayı. Peki kitabın yazarı kim? Sayın Davutoğlu. Bir dönem bu ülkenin başbakanı. Onun kitabı cezaevine alınmıyor. Sayın Davutoğlu, sizden ses çıkmıyor ama biz sehere sahip çıktığımız gibi Medeniyetler ve Şehirler kitabına da sahip çıkıyoruz. Bütün kitaplar özgür olmalı. Bütün yurttaşlar özgür olmalı. Dileyen dilediğini okumalı, dileyen dilediğini okumamalı. Bu yurttaşın hakkı olmalı, insanın hakkı olmalı. Buna karşı çıkmak, açık söylüyorum, buna karşı çıkmak, bu kitaptan şifre beklemek, cehaletin, korkunun en dip noktasıdır. Ama haklı oldukları bir konu var. Bu kitap hakikaten bir şifreyi taşıyor. Ama o şifre zaten yıllardır açığa çıkmış olan bir şifre. O şifre zaten yıllardır HDP sözcülerinin, HDP aktivistlerinin ifade etmiş olduğu şifre. O şifrede cesaret şifresidir. Cesarettir. O şifrede eşitliktir, özgürlüktür, kardeşliktir, bir arada yaşamdır. Gelin görün ki bundan anlamayanlar baskının dozunu artırarak, şiddetin dozunu artırarak toplumu bu şekilde yönetebileceklerine inanıyorlar. Bakın Muğla'da Seydikemer ilçesinde insanlık onuruna karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu vahşetin gerçekleşmesi, bu toplumu korkutmanın adeta bir aracı, bir yöntemi olarak kullanılıyor. Peki bu yöntemi kimler kullandı? Bu yöntemi 1990'lı yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olan savaş suçluları kullandı. Bu yöntemi bugünlerde kimler kullanıyor? IŞİD barbarlığı, El-Nusra, El-Kaide barbarlığı kullanıyor. Bakın kime benzediniz? Neye benzediniz? İşte bütün bunları aşmanın bir yolu da bu fotoğraflara karşı çıkmaktır. Bu zulme karşı çıkmaktır. Buna itiraz etmektir. Ve bu gerçekleştiğinde toplumun hafızasında yaratacağı derin yaraları görüp bu suçun ortağı olmayacağımızı ifade etmemizden geçiyor. Türkiye'nin batı yakasında yaşayan bütün kardeşlerime çağrımdır. AKP Genel Başkanı hayatın her alanına dair mutlaka bir fikri vardır. Katılırsınız veya katılmazsınız. Her alana dair mutlaka bir fikri vardır. Mutlaka bir söylemi vardır. Ey AKP Genel Başkanı, niye dut yemiş bülbül gibi susuyorsun? Niye bu fotoğrafa itiraz etmiyorsun? Niye bu uygulamaya itiraz etmiyorsun? Niye işkence suçtur demiyorsun? Bunlar Kürt olduğu için mi? Yargılanacaksınız. Bu fotoğrafın mümessilleri yargılanacaksınız. İnsanlık ailesine karşı işlenen hiçbir suçun zaman aşımı olmadı ve zaman aşımı olmayacak.
susmak, çok açık ben söylüyorum, suça ortak olmaktır. İşte bütün bunlardan hareketle sadece iç politikada değil, dış politikada da aynı tabloyla karşı karşıyayız. Neresinden bakarsanız şöyle bir algı topluma verilmeye çalışılıyor. Vay be, AKP Genel Başkanı dünyada kafa tutmadığı tek bir kimse kalmadı. Bakın diyor, bakın, bakın diyor. Amerika Başkanı'na da kafa tutuyor. Mesele o değil. Emin olun mesele o değil. Bu ülke büyük bir felakete, içeridekiler görülmesin diye adım adım sürükleniyor. Bakın Rusya'ya da kafa tutulmuştu. Ve HDP buna itiraz ettiğinde vatan haini ilan edilmişti HDP. Ne oldu? Sonuç itibariyle ne oldu? Olan şu oldu. Domatesi satamadığımız ülkeye S-400'lerini satın almaya çalışıyor şu anda bu hükümet. Ya sen daha domatesi satamıyorsun domatesi. O krizden çıkamadın daha domatesi satamıyorsun. S-4'leri alıp domatesi satmaya çalışıyorsun. Ve bununla bir dış siyaset zaferi, başarısı diye topluma sunmaya çalışıyorsun. Aynı tablo Suriye için geçerlidir. Aynı tablo Irak için geçerlidir. Aynı tablo dünyanın dört bir yanı için geçerlidir. Bütün bu yenilgiden, bütün bu kayıptan bir zafer hikayesi çıkarmak namümkündür. Attığınız her adım bu ülkeye kaybettirdi. Hem evlatlarını kaybettirdi, hem itibarını kaybettirdi. Bakın ne diyordunuz? Halep'te cuma namazı kılacağız diyordunuz. Sonuç itibariyle ne oldu? Sizin telefonunuzla Halep, sizin girişiminizle Halep Esad rejimine devredildi. Hani siz Esad rejiminin gitmesi için bütün şer odaklarıyla ittifak kurmuştunuz? Hani siz Kürtler statü sahibi olmasın diye sahadaki ne kadar şer odağı varsa hepsiyle ittifaklar kurmuştunuz? Ne oldu da şimdi İdlib'de Esad rejiminin gücüne güç katacak bir operasyonun parçası oluyorsunuz? Bakın siz IŞİD barbarlığının yakmış olduğu iki askerin annesine babasına bir baş mesajı, baş sağlığı mesajı bile vermediniz. Onların ölülerine, dirilerine sahip çıkmadınız. Bütün bunların, bütün bu olup bitenlerin nedeni nedir? Ekranları başında bizi izleyen ey kardeşlerim nedeni nedir? Bütün neden, bütün sebep Kürt düşmanlığıdır. Kürt anasını görmesin diye Suriye'de girişilen yanlış politika. Ve bu yanlış politika aynısı bugün Irak'ta da uygulanıyor. Irak merkezi hükümetiyle Kürdistan bölgesel yönetimi arasındaki ihtilafta dün Kerkük işgal edildi. Kerkük'ün işgaline alkış tutan bu hükümetin bir kez daha Kürt düşmanlığı maskesi düşmüştür. Bir kez daha milyonların vicdanında, aklında ve tarih boyunca Kürt düşmanı olan hükümet olarak anılacaktır. Oysa olması gereken, bu ülkede 25 milyonu aşkın Kürt yaşıyor. Bu ülkede Ermeniler yaşıyor, Asuri Süryaniler yaşıyor, bu ülkede Aleviler, Sünniler, bu ülkede toplumun tüm dinamiklerini bir arada yaşatmanın, kardeşlik hukukunu inşa etmenin politikasını hayata geçirmek değil miydi? Bu minvalde HDP bir kez daha bütün Orta Doğu politikasına ve dış politikaya yüksek sesle itirazını, ilkesel duruşunu ortaya koymaya devam ediyor. Bu minvalde Türkiye, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi ve Irak hükümeti arasındaki ihtilafta Kürt halkının haklarını ihlal edecek her türlü sınır ötesi askeri harekattan ve iç işlerine müdahale etmekten, karıştırmaktan bir an önce vazgeçmelidir. Irak merkezi hükümeti ile Kürdistan bölgesel yönetimi silahlı çatışmadan vareste bir an önce, ama bir an önce anayasanın da gereği olan milletin iradesinin saygı temelinde sorun,
diyalog yöntemiyle çözülmelidir. Ve Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi ve orada bulunan bütün siyasi partiler arasında ittifaka son vererek demokratik, ulusal birlik hedefiyle ortaklaşılmalıdır. Khetri ittifaqe türre nine. Khetri yekitiye türre nine. Ve şüphesiz ki uluslararası toplum Irak'ta bir iç çatışmanın önlenmesi, etnik ve dinsel çoğulculuğun korunarak krizden çıkması için hem Irak Anayasası'nın gereği hem de Birleşmiş Milletler'in ilkeleri doğrultusunda sürece dahil olmalı, müdahil olmalı, inisiyatif geliştirmeli ve büyük bir etnik çatışmanın, büyük bir mezhepsel çalışmanın gerçekleşmemesi için alınabilecek bütün tedbirler bu minvalde alınmalıdır. Değerli kardeşlerim, şu anda bu hükümetin dış politikadaki en önemli çabası, en önemli gayreti Reza Zarab'ı kurtarma gayretidir. Kurtarma çabasıdır. Ve bugün vize kriziyle, ABD'deki vize kriziyle yaşanan sorunun birinci derecede mağduru yine bu halkın kendisi olmuştur. Bu toplumun kendisi olmuştur. Bakın, öyle bir noktadayız ki bir zanlının, tutuklu olan bir zanlının örneğin itiraflarda bulunması, pirim seni kaygılandırıyor mu Müslüm pirim? Seni kaygılandırmıyor. Muhtemelen seninle ilgili söyleyecek bir şey yoktur. Beni de kaygılandırmıyor. Burada oturan basın mensuplarını da kaygılandırmıyor. Ekranları başında bizi izleyen yurttaşları da kaygılandırmıyor. Neden bu ülkenin çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partinin liderini kaygılandırıyor? Neden sizi kaygılandırıyor? Çıkın bunu açıklayın. Demek ki bir kaygı zemini var. Demek ki hukuka, ahlaka aykırı işleyen bir süreç var. Ve şimdi çıkmışsınız diyorsunuz ki biz kabile devleti değiliz. Biz kabile devleti değilsek o zaman bu şantaj politikası ne? Sen onu tutukladın, ben de bunu tutukluyorum. Vallahi billahi bu kabile devletinde de görülmez. Katılıyorum. Bu kabile devletinde de görülmez. Sen falankesi tutukladın, o halde ben de falankesi tutukluyorum. Bugün bu ülkede yaşanan pek çok hukuksuzluk, bugün bu ülkede yaşanan pek çok sorun kabile devletlerinde bile yaşanmayan sorunlar, yaşanmayan sıkıntılardır. Değerli kardeşlerim, bütün bu olup bitenlerin faturası eninde sonunda, nihayetinde hem evladının canıyla hem de cebiyle, ekonomisiyle bu yurttaşın rızkından çıkıyor. O halde bu gidişata dur demek hepimizin aynı zamanda ödevidir, aynı zamanda görevidir. Değerli kardeşlerim, üniversite neredeyse 15 yıldır iktidar bu hükümet. Ve 2005 yılında, 2010 yılında, 2016 yılında sistemi değiştiren sizsiniz. Şimdi yeni bir sistem değiştiriyorsunuz. 15 yaşına geldi çocuklar. 15 yaşına geldi. Siz iktidara geldiğinizden beri. O 15 yaşına gelmiş çocukların bir kere değil, 3 kere ismini değiştirdiniz. Çocuk değişmiyor. Ya çocuğun ismini değiştirerek çocuk değişmez ki. Çocuk çocuktur ve bu senin çocuğundur. Bu eğitim sistemindeki aksaklık, aksilik her neyse, bu çocuk her neyse senin çocuğundur, senin eserindir. Onun ismini değiştireceğine zihniyetini değiştir, zihniyetini. Eğitim sisteminde katledebilecek yegane mesafe yarıştırmadan bırak. Dayanışmayı öğret bu çocuklara. Kölelikten, biattan vazgeç, özgürleşmeyi öğret bu çocuklara. Çoğulculuğu, eşitliği öğret bu çocuklara. Gel gör, o zaman toplum değişir. O zaman kız çocukları gangsterlerin ya benimsin ya kara toprağınsın saldırısına maruz kalmaz. İşte daha dün İstanbul'da, Helin kardeşimiz saldırıya maruz kaldı. Ben buradan bir kez daha annesinin,
babasının acısını yüreğimde hissediyorum. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve o saldırının, o katilin cezasız kalmaması için ve yeni katillerin örememesi için HDP var gücüyle mücadelesini sürdürecektir. Ne demiş Sayın AKP Genel Başkanı mecliste? Bu nikah yetkisinin müftülere verilmesi yasası isteseniz de istemeseniz de geçecek demiş. Müsaadenizle birkaç dakikanızı daha alacağım. Her şeyden önce bu ülkenin bütün sorunları bitti. Hiçbir sıkıntısı kalmamıştı. Bir tek bu sıkıntı mı vardı? Bu bir algı operasyonudur. Bu bir manipülasyon çabasıdır. Bugün bu ülkede belediyenin kıymış olduğu nikahtan önce ve veya sonra imam nikahı kıymak istiyorum ve engelleniyorum diyen tek bir yurttaş bana gösterin, ben bu görevi bırakırım. Bu ülkenin böyle bir gündemi yok. Bu bir gündem saptırma operasyonudur. Hepimizin hayatında da, evli olanların hayatında mutlak surette bu olmuştur. Resmi nikahtan önce, hemen önce, Seydam da burada, ve veya resmi nikahtan hemen sonra dileyen her yurttaş dedeye gidip nikahını kıyabilir, dileyen her yurttaş imama gidip, hocaya gidip nikahını kıyabilir ve bu onun en doğal, en meşru hakkıdır. Bu hakkı da hiçbir kimse tarafından engellenemez, önlenemez, engelleme çabası dahi içerisine girilemez. Ama buradaki maksat, buradaki gaye, buradaki ajanda çok farklıdır. İşte bu farklılıktan kaynaklı kadınlar buna itiraz ediyor. HDP buna itiraz ediyor. Toplum buna itiraz ediyor. Ne diyor? Ne yaparsanız yapın ama ne yaparsanız yapın boşuna bu yasa geçecek. Vallahi kadınlar bir kampanya başlatmışlar. Buradan bütün kadın yoldaşlarımıza binlerce kez selam olsun. Onlar da diyorlar ki, siz ne yaparsanız yapın boşuna, siz ne yaparsanız yapın kadın mücadelesi var. Siz ve sizin zihniyetiniz bu ülkeden gidecek. Siz ve sizin zihniyetiniz iktidardan gidecek. Kadın eşitlikçi, özgürlükçü bir paradigma mutlak suretle bu ülkeye hakim olacak. Niye bunu söylüyorum? Kadın yoldaşlarımızın mücadele azminden aldığımız göç ve destekle bunu söylüyorum. Kadınlar varsa mutlak suretle mücadele vardır. Mücadele varsa mutlak suretle başarı vardır. Hoşgüvereminin aziz. Ezbivan hesta ve hemya jidulu can silaftıkım. Ev rojekun naha emteder bastıbın. Behemmu tayyibet ben diye hu. Behemmu kura ya hu. Rojen dirokin. Carek dün derket holeku. Ev hükümete AKP maska wan kulüser dijminankiya kurda hati avakırın hümlü rojava hümlü başur hümcülü her çaraliye cihane hati edit yek rev o revazek jibu memayi evji tıfakı ittifakı bizman ittifakı behişmendiye ittifakı behişmendiye yekitiye Eme peşe roja hu, peşe roja gelle hu, o peşe roja hemu gelen rojata navin bi iznu kavgata hada emelser azadiye ava bakın. Biminin de khere u peşe da, biminin nava khere da, her hebin, her bizim. Görüşmek üzere.